Şimdi bu iklim ve tarım takvimi, yani tarımı doğrudan etkileyen, tarımsal üretimi doğrudan etkileyen şey nedir? Sudur, havadır, yani yağmur rejimidir, yeraltı suyu rejimidir, toprağın sağlığıdır ve bütün bunların iklimle olan bağlantısıdır. Dolayısıyla insanın gıda üretme, yani tarım dediğimiz alanı iklime son derece bağımlı. Hem bugünkü koşullarda hem iklimin mağduru, yani iklim meselesinin, iklim krizinin sonuçlarından ciddi anlamda etkileniyor, hem de sebebi gibi bir şey. Biraz önce anlattığım o tedarik zinciri, karbon temelli lojistik, karbon temelli yaşam biçimi nedeniyle. Hem sebebi hem sonucu. Bu kısır döngüden, burada da bir döngü var. Kısır döngüden insan doğaya bakarak, doğanın dinamiklerini anlayarak, kavrayarak ve onun içinde yer alarak üstesinden gelebilir gibi bir ön kabulümüz de var. Peki bu eski bilgilere nasıl bakalım? Şimdi eski deyince, yani kadim deyince, aslında burada insanın doğayla kurduğu o gizemli bağın başka unsurlarına da bakmak gerekiyor. Bu dersin içerisinde değil belki ama tarımsal miras dersinin ana dersinin içerisinde bu süreçlere de bakılacaktır diye düşünüyorum. Yani kültür meselesine. Çünkü bu kültürle çok ilgili. Çünkü o kültürün kodları içerisinde, yani doğanın döngüleri, doğanın örüntüleri ve bunları okuma, buradan bilgi devşirme ve bunu kendi uygulamalarımıza aktarma işi çok uzun zaman gerektiren, çok gözleme dayalı zaman gerektiren bir süreç. Bir insanın ömrünü aşan bir şey. O nedenle de jenerasyonlar boyunca aktarılarak gelmiş bilgiler bunlar. Öncelikle şeye bakalım. Tarım takvimi dediğimiz zaman, iklim takvimi dediğimiz zaman, halk meteorolojisi dediğimiz zaman, güneşin dünya ile olan ilişkisi üzerinden oluşan büyük örüntülere bakalım. Bunlardan bir tanesi aslında işte mevsimlerin oluşması. Fakat bu mevsimler bizim daha çizgisel şeyimizde, doğrusal takvimimizdeki gibi işte ilkbahar ayları Mart, Nisan, Mayıs, yaz ayları Haziran, Temmuz, Ağustos diye gider ve böyle kesin işte 31'inde biter, tak ertesi gün yaz mevsimine geçiyoruz. Böyle bir şey yok doğada. Doğada pek çok mevsim var aslında. Yani baktığımız zaman dünyanın güneş etrafındaki dönüşünden oluşan büyük şeyde, aslında en ilk sınıflandırmada bir kış mevsimi var. Kışın altında işte zemherisi var, hamsini var, erbayını var, kasımı var. Bir sürü böyle alt küçük mevsimcikler var. Bir de yaz mevsimleri var. İşte o yaz mevsiminin içinde işte pastırma yazı var. Ondan sonra efendim ekin bozma zamanı var, bağ bozumu var vesaire vesaire, bir sürü şey var. Fakat bunların içerisinde bazılarını önemli tarihler olduğu için ve bir yıllık döngü içerisinde üretimi doğrudan etkilediği için işaretlemiş insan toplumları. Nedir mesela bunlardan en çok bilineni? Hıdrellez. Hıdrellez normalde yazın başlangıcı olarak sayılan, her sene 5 Mayıs'a, 6 Mayıs'a bağlayan gece olduğu düşünülen ve daha çok ritüellerle, eğlencelerle gündeme gelen bir gün. Baktığınız zaman çok ciddi bir hikayesi, mitolojisi de var. Yani bütün dinlerde, kutsal metinlerde karşımıza çıkan hikayesi olan da bir tarih Hıdrellez. İşte Hızır, Hıdr ve İlyas, iki peygamber ismi biliyorsunuz. Hızır ve İlyas'ın o tarihte, 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'ı bağlayan gece, suların etrafında işte yeşilliklerde buluştukları ve bu buluşmadan ortaya canlılığın çıktığı fark edilmiş.
Yani bu tarih aslında 5'i 6'ya bağlayan Mayıs gecesi öyle bir tarih ki doğada bir takım değişiklikler oluyor. Mesela şunu anlatayım. Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir yörük aileye konuk olmuştum yıllar önce. Ve tam da Hıdrellez nedeniyle konuk olmuştum. Fakat konuk olma sebebim ateş yakıp üstünden atlamak değil. Hıdrellez sabahı otların üzerinde birikmiş olan çiğleri toplayarak yoğurt yapmaları idi. Yani böyle bir bilgi gelmişti ve biz de oraya gittik. Ve şunu öğrendik. Himmet amca, evin sahibi, dedi ki, soru sordu. Ben dedi birisinin yörük olup olmadığını nereden anlarım? Şöyle bir soru sorarım. Yoğurdun damızlığı ne demektir? Şimdi yoğurdun mayası deyince herkes biliyor ama yoğurdun damızlığı nedir? Himmet amca anlatmaya devam etti. Dedi ki yoğurt mayası bir sene boyunca kullandıkça eskir. Ve bir noktada yenilenmesi gerekir. Yani mayanın yapıldığı özün yenilenmesi gerekir. Bu da Hıdrellez zamanı olur. Biz her sene Hıdrellez sabahı otların üzerindeki çiğleri toplarız. Sütü bununla mayalarız. İşte bu çiğler, bu sütü mayalar, buna yoğurdun damızlığı deriz. Sonra mayayı bu malzemeden, bu damızlıktan üretiriz. Ve bir sene boyunca bu mayayı kullanırız. Şimdi fantastik bir bilgi, yani gizemli bir bilgi. Otların üzerindeki çiğler, neden Hıdrellez sabahı, niye yoğurt damızlığı diye bir şey var? Bütün bu soruların aslında cevapları şöyle. Peki dedik, sorduk Himmet amcaya. Himmet amca, peki neden Hıdrellez? Başka bir gün toplasanız olmaz mı? Dene de gör, olmaz dedi. Çünkü dedi Hıdrellez de doğaya bir şey oluyor dedi. Şimdi Himmet amca çok o bir şeyin ne olduğunu anlatamıyor ama biliyor aslında kendisi. Şöyle de bir insan çünkü. İşte gecenin bir vakti kapının önüne çıkıyor, baykuş öttü, yarın yağmur yağacak. İşte bilmem ne çiçeği açmış, öbür gün dağda şu ot bitecek. Bütün bunları bağlantılarıyla da bilen bir insan. Doğayı okuyan birisi. Hıdrellez'de doğaya bir şey oluyor dedi. Hıdrellez'den önce ormanda bir dal kesemezsin. O ağaç hastalanır. İşte toprağa tohum ekersen tohum bitmez. Doğaya bir şey oluyor. Ve evet, gerçekten Hıdrellez gelenekleri içerisinde de şöyle bir şey vardır. Mesela geceliğin kapının önüne bir kase süt bırakılır. Eğer sabahleyin o süt mayalanmışsa, helmeleşmişse Hızır uğramış demektir o geleneğin içerisinde. Ve bu belli ki aslında biliyoruz ki biz bugün ilkbaharda ortaya çıkan, o mevsim dönüşünde ortaya çıkan hava değişikliği, ısının artması nedeniyle aslında havada çiğ, havanın neminin yoğunlaşması içinde bakteri taşıyor. Ve bu bakteri aslında toprağa, topraktaki bitkilerin bütün besin maddelerini oluşturacak olan bakterileri zenginleştiriyor, toprağı kabartıyor, hazır hale geliyor. İşte o çiğ aynı zamanda sütü de mayalıyor. Ve eğer bu tarihi kaçırırsak, Hıdrellez tarihini biz kaçırırsak, işaretlemezsek bir şekilde kültürümüzde, bütün bir yıl yoğurtsuzuz. Bütün bir yıl toprakla ilgili toprağın bereketini alamayacak haldeyiz. Açlık demek bu. Dolayısıyla bir nevi açlık, yani yoksunluk demek. Dolayısıyla bu öyle bir tarih ki Hıdrellez, bu tarih yılda bir kere oluyor. Bize bütün yıllık bereketimizi veriyor. Bu tarihte yapacağımız şeyler çok önemli. İşte o yüzden biz bu tarihi işaretleyelim. Burada bayram edelim, kutlama edelim, hediyeleşelim, eğlenelim, kutlayalım. Dolayısıyla bu bayramlara da baktığımız zaman aslında biz bu doğa takvimini izleyebiliriz. Yani şu an kalıntı olarak bu bilginin, bu kadim bilginin o bütünselliğinden bahsetmiştik. Biz aslında bu bilgiyi, doğa özünü dışarıda unuttuk.
Sadece görüntü kısmı kaldı. Yani nedir? Ateş yakalım, üstünden atlayalım. İşte sabah erken saatlerde sularda yıkanalım. Dilek dileyelim, Hızır gelsin vesaire gibi. Sadece ritüel kısmı kalmış. Halbuki bunun arkasında bir doğa gücü, bir doğa olayının kutlanması söz konusu. Ki mitolojisine bakarsak, Mezopotamya mitolojisinde, Kuzey Yarıkürenin, dünyanın kuzey yarıküresinin pek çok coğrafyasında var buna benzer şeyler. Ama Babil mitolojisine, Mezopotamya mitolojisine bakarsak, ana tanrıça İnanna diye bir karakter var. İnanna doğanın, yani ana tanrıça, işte doğanın, yaban hayvanlarının, yaban bitkilerinin tanrısı, tanrıçası. İnanna kış mevsiminden çıkar, solgunlaşır, öle yazar. Fakat baharda birdenbire gün dönümüyle birlikte 21 Mart günle gecenin eşit olduğu. Yıl içerisinde iki tane günle gecenin eşit olduğu tarih var. Bunlardan bir tanesi 21 Mart, Nevruz, yeni gün, ekinoks dediğimiz zamanda yerin altından oraya, mağaraya gidip saklanmış olan Dumuzi isminde bir varlık çıkar. Ki Temmuz ismini buradan alır. Domuz, Dumuzi, yani doğanın güçlerini kendi içinde hapseden bir, kendi içinde taşıyan bir kuvvedir. Dumuzi ve İnanna evlenir. Kutsal bir evliliktir ve işte yaşam, canlılık baharla doğada patlar. Sonra tekrar yazın Dumuzi'ye tekrar çekilir, otlar sararır ve kış gelir. Ve işte o döngüyü orada görürüz. Dolayısıyla mitolojide de böyle bir doğanın buluşması, doğanın yaşaması, canlılığı ve ölümü ve tekrar canlanışı bu şekilde ele alınmıştır. Dolayısıyla Hıdrellez mesela böyle bir tarih. Peki Hıdrellez'den önce, Hıdrellez bir son nokta gibi yaz mevsimine geçiş. Fakat bunu, doğayı oraya hazırlayan, işte Himmet amcanın dediği doğada bir şey oluyor. O son noktaya hazırlayan bir ön süreç var. Biraz önce dedik ki 21 Mart günle gecenin eşit olması, artık gündüzlerin uzamaya başlaması demek o. Daha çok gündüz var, yani daha çok güneş ışığı var, daha çok fotosentez var, daha çok bitki var, daha çok yeşillik var demek. Üretimin başlaması yani 21 Mart, ki işte Nevruz yeni gün. Pek çok kültürde, Anadolu'da da öyle ama pek çok kültürde 21 Mart gene bayram gibi kutlanır. Gene ateşler yakılır. Yani ateş dediğimiz, işte ateş yakmak, üstünden atlamak, gidip derelerde, sularda yıkanmak, arınmak. Bunlar doğanın güçleridir, unsurlarıdır. Yani hava, su, toprak, ateş dediğimiz. Aslında canlılığın, her canlılığın bünyesinde birbiriyle ilişki içerisinde o canlılığı oluşturan temel unsurlardır ve bu unsurlar kutlanır bu ritüellerde. Nevruz da aynı şekilde böyledir. Nevruz'un da birçok hikayesi, masalı var tabii. Ve ondan da önce, Mart'tan da önce, geriye doğru gidiyoruz. Aslında cemreler vardır. Üç tane cemre düşer. Cemre dediğimiz şey, işte bir rivayete göre yanan kor parçası. Sırasıyla havaya, suya, toprağa düşer. Cemre havaya düştükten sonra artık bir ısı değişikliğidir o. Yanan kor parçası demek, yani ısıdaki bir ufak değişikliktir. Havaya düşer, hava ısınmaya başlar. Yani ondan sonra çok soğuk bir hava, evet, olur ama aslında ısınır. Bir işarettir. Ondan sonra suya düşer, sular ısınmaya başlar, arkasından toprağa düşer ve toprak ısınmaya başlar. Isı canlılık demektir. Yani işte o toprak, su, ateşteki ateş. Bir rivayete göre cemre eski Türklerde, Orta Asya'da iyi dediğimiz bir takım güçler var. Bunlar bu avcı toplayıcı toplumların, göçer toplulukların aslında doğa güçlerine verdikleri isimler. İyeler belli unsurların
arkasındaki o güç, sanki cin, peri gibi, yani o gücü yöneten kuvvet gibi düşünelim, iyeler. Cemre aslında imre, cin imre dediğimiz bu cemre olayını yöneten kuvvetin ismi cin imre olarak şey yapılıyor ve dönüşe cemreye dönüştüğü de söyleniyor. Dolayısıyla ne yaptık? Yılın başına bizim çizgisel takvimimize göre şey yapalım. Şubat ayında işte cemreler düştü. Mart'ta Nevruz oldu. Günle gece eşitlendi. Günler uzamaya başladı. Mayıs'ta Hıdrellez'le artık bu iş resmiyete kavuştu. Biz artık Hıdrellez'den sonra toprağı işlemeye başlayabiliriz. Tohumu ekmeye başlayabiliriz. Üretim faaliyetine başlayabiliriz ki gündüz de uzuyor, günler uzuyor ve bol bol üretimle uğraşabiliyoruz. Dolayısıyla bir yaz-bahar mevsimi dönüşümüne baktık burada. Bunun benzeri sonbaharda da oluyor. Yani işte Ağustos ayının ortasından itibaren, Eylül'ü de içine alan artık bir bağ bozumu, bir üretimin son hasatları, işte havadaki değişimler, günlerin kısalmaya başlaması vesaire gibi bir döngüye giriyoruz ve kışa hazırlanıyoruz. Aslında sonbahar da bir bahardır. O baharda da etraf yeşillenir, çiçekler açar, tekrar yeni filizler verir doğa. O da bir bahardır. Işık kalitesi açısından farklı bir bahardır. Yani ilkbaharda güneşin açısı farklıdır, sonbaharda güneşin açısı farklıdır. Fakat ikisi de bir canlanma dönemidir. Burada mesela Ağustos'la ilgili şeyi söyleyeyim. Ağustos bir yarısı yaz, yarısı kış diye bir atasözümüz var. Mesela ne demek istiyor bu yarısı yaz, yarısı kış? Yani Ağustos'un 1 ile 15'i yaz, 15'inden 30'una kadar kış mı demek istiyor? Yoksa bir günün içerisinde, bir saatin içerisinde, bir anın içerisinde biraz yazı, biraz kışı mı yaşıyoruz demek istiyor? Hakikaten de Ağustos ayına girdiğimizde dikkat edin. Ortalarında biraz daha bir çoğalır bu. Sonuna doğru da çoğalır. Sabahleyin kalkarız serin bir havaya, öğlen yağmur yağar, akşama doğru bir üstümüze hırka alırız. Akşamleyin denize gireriz mesela gibi. Yani sürekli böyle bir havanın ekstremlerde değiştiği, coştuğu, işte yağmur yağıyor, hava serinliyor, bir anda ısınıyor, güneş açıyor, tekrar kapıyor. Kaotik iklim olaylarının olduğu bir aydır Ağustos. Aynı ay, aynı kaotik durum aslında ilkbahar tarafında Mart ayında da, Mart-Nisan aylarında da oluşuyor. Ve bu sanki şöyledir, bugünlerde olan şeyler ki 10-15 gün sürer bu bugünler. Bugünlerde olan olayların hepsi sanki bütün bir yıl boyunca olacak olan olayların bir ziplenmiş, sıkıştırılmış, kısa sürede böyle bir demosu gibidir. Nitekim bu demoyu fark ederek bütün bir yılın tahminini yapan insanlar da var bu kırsalda yaşayan insanlar arasında. Bunlardan bir tanesi, kendisi gene Hakk'a yürüdü. Bu yaşlı insanlar maalesef bir jenerasyon gidiyor gerçekten elden. Salih amca, nurda yatsın, Allah rahmet eylesin diyelim. Salih amca Fethiye bölgesinde yaşıyordu, bir yörüktü. Ve Salih amca şunu yapıyordu. Her yıl Ağustos ayının 14'ü ile 26'sı arasında, ki bu bilgi bir ihtimal miladi takvime göre değil de ay takvimine göre olabilir. 14 ile 26'sı arasında 12 günlük bir sürede her gün sabahtan öğlene, öğlenden akşama kadar günü ikiye bölerek bir doğa gözlemi yapıyordu. Bu doğa gözlemi neye dayanıyor? İşte bulutluluk, havanın nemi, yağmur var mı yok mu, rüzgar esiyor mu, nereden esiyor? Efendime söyleyeyim, o
o günkü hava durumu. Dereler nasıl akıyor? Suyu bol mu? Debisi yüksek mi? Ya da belli başlı bazı bitkiler açmış mı, kapamış mı? Hani doğadaki bütün parametrelere bakarak, kendince, kendi deneyiminden yola çıkarak, o 12 günlük gözlemine dayanarak takip eden bir senelik sürenin hava tahminini yapıyordu. Yani her bir gün gelecekteki bir aya tekabül ediyor ve her bir günün ilk yarısı o ayın ilk yarısına, ikinci yarısına tekabül ediyor. Oradaki bilgiler. Şimdi Salih amca aslında bir örüntü bilgisini kullanıyor burada. Doğanın dinamiklerine bakarak her yıl Ağustos ayının o tarihlerinde oluşan o değişik iklim çeşitliliği, hava durumu çeşitliliğine bakarak oradan bir bilgi değiştiriyor. Ve o bilgilerin aslında şunu biliyor Salih amca, kendinden önce bunu öğretenler ve kendisinin deneyimlerinin ışığında, o bilgiler gelecekteki bir sürede olacakları bize haber veriyor. Dolayısıyla aslında örüntü okuma bilgisi çok çok hayati bir bilgi. Bu bilgilerle diyorlar ki mesela Şubat ayı soğuk geçecek, Mart ayı ılık geçecek, falanca ayda hiç yağmur yağmayacak diyor mesela. Şimdi bu bilgileri önden biliyor olmamız aslında bizim bir takım hazırlıkları yapabiliyor olmamız demek. Fakat buradaki sorun şu, Salih amca gibi nasıl okuyacağız? İşte kadim bilgideki kayıp halka bu. Çünkü bu bilgileri kullanmadığımız bir yaşam biçimimiz var. Bu bilgileri aşina olmadığımız, bu bilgilerden sonuç çıkarma, analiz ve sentez yapma becerimizin olmadığı bir yaşam biçimimiz var. Dolayısıyla bir yandan da aslında iklim değişiyor olduğu için bu bilgilerin de zamanları değişiyor olabilir. Dolayısıyla aslında bizim kadim bilgiyle çalışırken gerçekten dikkatle bakmamız, sürekli denememiz, yanılmamız, bunları kaydetmemiz, bunlardan sonuçlar çıkarmamız ve yeniden denememiz, yanılmamız gerekiyor. Bu aslında bir yandan da bir halk bilimi, yani vatandaş bilimi dediğimiz bir alana, bilimin tekrar herkesin günlük yaşamına geri dönmesiyle alakalı bir konuda aynı zamanda. Bunun dışında günle gecenin en uzun günü var, en kısa günü var. İşte en kısa gün 21 Aralık ki Şebi Yelda'dır ismi. Pek çok kültürde, gene Anadolu'nun kültüründe işte nar kırılır bereket olsun diye Şebi Yelda en uzun gecedir. Yılbaşıdır bazı kültürlere göre. O gün kutlanır yılbaşı. Haziran'ın gene 20'si, 23'ü, 21'i o günlere denk gelen en uzun gün, en kısa gece. Ondan sonra artık geceler uzamaya başlıyor. Dolayısıyla bu süreçler oldukça önemli. Ayın kütle çekim kanununa göre fiziksel olarak açıklayabileceğimiz bir gelgit olayı vardır, biliyorsunuz. Bu gelgit olayı işte büyük su kütlelerini metrelerce yükselten ya da geri çektiren bir etkiye sahip bir gök cisminden bahsediyoruz. Yani ay böyle. Sadece yeryüzündeki denizleri değil ayın etkisi. Ay bütün su kütlesini aynı şekilde harekete geçiren bir özelliğe sahip. Yani topraktaki su miktarını, bitkilerin bedenindeki su miktarını köklere ya da yapraklara doğru itip çeken etkisi de olan, havadaki nemi hareket ettiren ve bunu 28 günlük bir döngü içerisinde yapan bir gök cisminden bahsediyoruz ki eski takvimler, biliyorsunuz Hicri, Rumi, bunlar aya göre belirlenmiş takvimler. Güneş takvimleri değil, ayın döngüsüne göre belirlenmiş takvimler. Dolayısıyla 28 günde bir ortalama ay yeryüzünün etrafında dönerken bu etkilere neden oluyor. Ve bununla ilgili tarımsal pratikler çok net
her yerde hemen hemen aynı. Toprağa tohum ekişimiz, topraktan ürün hasat edişimiz, topraktan ettiğimiz ürünün işte hangisinin tohumluğunu ayıracağımız, o ürünü dönüştüreceğimiz işte salçadır, turşudur vesairedir, peynirdir. Bunları yapışımız, ağaç, kullanacağımız ağaçları kesme tarihlerimiz, bütün bunlar ayın döngüsüne göre yapıldığında aslında görmüşler ki insanlar daha dayanıklı, daha uzun süreli kullanıma şey oluyor, tabi oluyor. Güneş, ay ve dünyanın birbiriyle olan ilişkisini bilmemiz gerekiyor. Hilal, dolunay, hilal şeklinde giden bir şey var. Şimdi dolunaya büyüdükçe ay, dolunaya doğru dönüştükçe o gelgit meselesi görünür hale gelmeye başlar. Demek ki su miktarının yeryüzüyle, yani yer çekimiyle, yerin içiyle, toprağın içiyle üstü arasındaki hareketini belirleyen bir dinamik yaratıyor ay. Ve biz burada şunu gözlemişler insanlar. Ayın karanlığında tohum ekilmez. Ayın karanlığında koyun kırkılmaz. Ayın karanlığında turşu kurulmaz. Ayın karanlığında hiçbir şey yapmıyorlar. Ve bu ayın karanlığı dediğimiz şey yeni aydan, ayın karanlık olduğu halden yeni ayı da içine alan ilk 7 günlük süredir. Ve bu ilk 7 günlük sürede gerçekten yapılan hiçbir şeyin aslında sonuca ulaşmadığı ortaya çıkmış. Yani tohum ekersek tohum çimlenmiyor. Turşu kurarsak turşu kendini bırakıyor. Çürüyor. İşte ağacı kesersek o ağaçtan yapılan kereste kurtlanıyor. Yün kırkarsak o yün oluyor, güveleniyor. Peynir yaparsak peynir tutmuyor falan gibi bir deneyimler edinmişler ve ayın gerçekten karanlığında bunları yapmıyorlar. Söyledik, güneşin ve ayın hareketlerine göre olan işlemler. Gün dönümlerini söyledik. Bunların dışında bir de rüzgarlara bakmamız lazım. Rüzgarlar da çok önemli. İklimin temel şeyleri aslında. Yani belli zamanlarda esen rüzgarlar, belli zamanlarda belli şiddetlerde esen rüzgarlar, kuşların göç hareketlerine yardımcı olan rüzgarlar, bitkilerin tohumlarını yaymasına yardımcı olan rüzgarlar, döllenmiş olan tohumların meyveye, çiçeğe dönmesini sağlayan rüzgarlar, işte nemli rüzgarlar, kuru rüzgarlar, soğuk rüzgarlar, sıcak rüzgarlar vesaire. Bütün bu rüzgarlarla aslında bu canlılık temel sinyalleri alıyor diyebiliriz. Yani Başmakçı, Afyon Başmakçı Ovası'nda bir koyun çobanından o bölgenin rüzgarlarını dinlemiştim. Öyle anlatıyordu ki işte falanca dağın üstünden gelen rüzgar o dağın nemini getirir. O nem sayesinde topraktaki tohumlar yeşerir, açılmaya başlar diyor mesela. Ya da falanca tarihte bilmem ne dağının üstündeki karla birlikte gelen rüzgar bütün bitkileri kurutur. O zaman bahçende bitki varsa sulaman gerekir. Böyle birçok rüzgar tanımlamıştı. Ve aslında bu rüzgarları tabii koyun çobanları, yani çobanlar bu bilgiye, çoban takvimi diye bir şey var. Yani bu bilgilerin çoğu çobanlardan geliyor aslında. Dağda zaten işte hayvanı otlatıyor, bitkinin dilinden anlıyor, bitki nerede büyüyor, hayvan nereye gidiyor, bütün bunları biliyor. Ama çobanlar dışında bir de denizciler bu bilgiyi biliyor. Çünkü rüzgar lar, fırtınalar denizciler için çok hayati önem taşıyor. Rüzgarın ne zaman, nereden eseceği, hangi şiddette eseceği, teknesini bir yere korumaya mı alsın, yoksa seyir mi etsin, yoksa hızlı gidebilmek için belli bir rüzgarı arkasına mı alsın, ya da bu rüzgarlarla, fırtınalarla deniz yüzeyindeki dalgalanmalar ve onun altındaki balık yaşamı nasıl etkileniyor? Bütün bunları aslında balıkçılar, denizciler çok iyi biliyor. Hangi mevsimde balık ne kadar aşağı iner, ne kadar yukarı çıkar.
Ve buradaki bu fırtına ve rüzgar bilgisinin düzeninden de aslında fırtına takvimi dediğimiz bir takvim çıkmış ortaya. Binlerce yıldır aynı zamanda başlayıp aynı zamanda biten ve belli olayları tetikleyen fırtınalar not edilmiş ki hatta herkes bilir. Saatli marif takvimi diye bir güzel bir takvimimiz vardır. Yaprak yaprak böyle her bir yaprakta görürüz. Orada tarihi görürüz, günü görürüz. O günün eski ay takvimine göre karşılığını görürüz. Bir de böyle işte Koskavuran fırtınası, Kokulya fırtınası, Kırlangıç geçimi fırtınası, Turna geçimi fırtınası, işte Leylek fırtınası falan gibi bir takım fırtınaların isimlerini de görürüz orada. Gerçekten bu çalışan bir takvimdir. Denizciler bunu çok iyi bilir. Öyle ki mesela kırlangıç göçmen bir kuştur. Kıtalar arası göç eden bir kuştur. Bahar aylarında bizim coğrafyamıza gelen, sonbaharda da giden bir kuştur. Her iki tarihte de bir kırlangıç fırtınası vardır. Çünkü o kırlangıçlar göç etmek için o fırtınaları beklerler. Az enerji harcamak yolda, az enerji harcamak ve rüzgarın gücünü arkalarına almak için, rüzgara kendilerini taşıtmak için aslında o tarihi beklerler. O nedenle kırlangıç fırtınası denmiştir onlara. İşte leylek göçüyle alakalı fırtınalar vardır. Pek çok böyle rüzgar ve fırtına takvimleri vardır. Salih amca takvimi gibi, Salih amcanın o 12 günlük okuma takvimi gibi zamanlar olsun. Bunlar coğrafik ve yerel olarak da farklılık gösteren alt türleri var bunların, alt çeşitleri var. Örneğin Salih amca Fethiye'de, güneyde yaşıyordu. Ama kuzeyde, Karadeniz tarafında, Karadeniz'in özellikle Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz buralarda o ekosistem koşullarına uygun şekilde ayrı bir takvimi var. Yani ayrı bir takvim derken benzer bir takvim fakat daha yerel, hem dil olarak Lazca kelimelerin kullanıldığı ya da Hemşince kelimelerin kullanıldığı fakat benzer tarihlerde benzer yollarla edinilmiş bilgiler var. Bunlardan bir tanesi mesela Ocak ayının 14'üne falan rastlayan kalandar diye bir işte kalandar, calendar, takvim kelimesinden de geçmiş büyük bir ihtimalle. Kalandar dedikleri bir okuma şeyi var. Yani o tarihte gene ortası işte o mevsimin değişim dönemleri yılbaşı olarak kabul edilen. Mart 9'u, Aprilin 5'i, Nisan, Aprilin 5'i, Mayıs 7'si falan gibi tarihler var. Bu tarihler, Aprilin 5'i dediğimiz zaman 5 Nisan değil mesela o. 18'ine falan denk geliyor. Yani hicri takvime göre Aprilin 5'i deniyor ya da Mart 9'u deniyor. Bu tarihleri de işaretlemişler. Çünkü bu tarihlerde de ya özel rüzgarlar esiyor ya yağmurlar yağıyor. İşte mesela Ankara'nın 40 ikindileri gibi. Yağmurlar yağıyor. Mevsimdeki bir takım alt bilgileri veriyor bu tarihlerde. Dolayısıyla bu tarihlere bakarken de bizim aslında ay takvimine göre olan takvim yöntemlerini, işte Rumi, Hicri vesaire yöntemlerini de yorumlarken kullanmamız gerekiyor. Güneyde olan orman yangınlarından önce, yangınlar çıkmadan önce aslında hep böyle bir uyarı vardı. Eyyam-ı Bahür başladı. Yani en sıcak günler demek. Eyyam-ı Bahür, buhur, buhar oradan geliyor. Aslında nemin çok düştüğü, sıcaklığın çok arttığı, rüzgarın da durduğu bir zaman bu. Şiddetli sıcaklar. İşte zaten orman yangını için en uygun, özellikle Kızılçam ormanı için en uygun yangın ortamı. Nem düşüyor, bağıl nem düşüyor, sıcaklık artıyor. Yani aslında bu zamanları biliyoruz biz. Yani ne zaman önlem almamız gerektiğini de biliyoruz bu takvim sayesinde. Özel günlere rastlayabiliyoruz. İşte Eyyam-ı Bahür gibi, Berdel Acuz gibi Mart soğuklarına deniyor. Belli bir süreyi, yani yılın içerisinde 10 günlük, 5 günlük, 6 günlük süreleri ifade eden
işte pastırma yazı diyoruz mesela. Yaz bitiyor, sonbaharın içindeyiz. Kışa dönüyoruz ama bir anda yaz oluyor. Mesela şu an pastırma yazının içindeyiz. Kasım ayında oluyor genellikle. Bu güzel havayı pastırma yazına borçluyuz. Nisan ayında Sitte-i Sevir dediğimiz bir dönem var. Gene 6 günlük bir dönem yağmurların olduğu. Böyle tarihleri işaretlemişiz. Tabii bu tarihler içerisinde dedik ki tarımla alakası, bütün üretim döngüsü bu tarihlere bağlı olarak geçiyordu. Eski zaman insanlarında. İnsan tarım etkinliği içine ne kadar çok müdahale ederse işte o kadar bu kendiliğinden olan sistemin düzenine etki ediyor. Bozmuyor ama düzenine etki ediyor. Ve o düzen sonunda kendisinin düzenine etki ediyor. Bu döngüyü unutmamak ama aynı zamanda da bir bilgiyi kullanmak için o bilginin hakikatini, o bilginin deneyimine de sahip olmamız gerektiğini de aklımızdan çıkarmamamız gerekiyor. İnsanların geldiği noktada bugün çağımız, yaşadığımız zaman çok umutlu bir zaman değil. Çok belirsizliklerle dolu, eşitsizliklerin arttığı bir zaman. Ve bu bize işaret ediyor. Gerçekten yeni bir yaşam biçimi kurmamıza işaret ediyor. Ve umuyorum bu bilgiler, bu bilgilerin kullanımları yeni gözlükle doğaya bakan insanlar için çok umutlu bir gelecek çizme potansiyeline sahip. Hepinize iyi günler.